Şimdi biliyorsunuz dediğim gibi bütün videolarımda başlarken bunu söylüyorum. Sorularımızı video konularını siz belirliyorsunuz. Onun için eğer bir konuya değinmemizi istiyorsanız, o konu hakkında düşüncelerimizi öğrenmek istiyorsanız, o zaman bize yorumlara bunları göndererek, yani paylaşımlarınızın altına yorum yaparak veyahut da direkt YouTube'da yorumlar yaparak bize ulaşabilirsiniz ve biz o konularda videolar yaparız. Şimdi sizden gelen sorulardan biri, tartışmak, münakaşa etmek iyi mi kötü mü? Evet, çok güncel bir konu, önemli bir konu. Deşarj mı oluyoruz yoksa daha çok mu stres yükleniyoruz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar hiçbir tartışmanın kimseye yarar getirdiğini ben görmedim. Bakın, tekrar ediyorum. Hiçbir tartışmanın kimseye yarar getirdiğini ben görmedim. Bazen görürüz. İki farklı görüş. İlk mesela şimdi politik tartışmalar var. Atıyorum. Anlatır hararetli hararetli biri, diğeri de cevap verir hararetli hararetli. Peki sizce siz nerede gördünüz o tartışmadan sonra evet sen haklıymışsın ya deyip diğer partiye oy vereni? Ben görmedim. Ona da inanmıyorum. Hele Türkiye'de hiç olacağına inanmıyorum. Dolayısıyla ben uzun zamandır tartışmayı kestim hayatımda. Kimseyle tartışmıyorum. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyorum. Bakın ikna etmeye çalışmıyorum. Mesela bir konu var. Diyorum ki ben böyle düşünüyorum. O da diyebilir ki ben böyle böyle düşünüyorum. Çok güzel, saygı duyuyorum. Diyorum ve kapatıyorum. Çünkü tartışma inanın en aptalca bir şey. Bakın kavga etmek, tartışmak, münakaşa etmek. Bir kere içinizde bir negatif bir enerji yaratıyorsunuz. Bir enerji girdabı bu. Negatif bir sirkülasyon yaratıyorsunuz. Negatif bir düşünce yaratıyorsunuz. Bunun sizin hücrelerinize verdiği zararı düşünün. Beyninize verdiği zararı düşünün. Çünkü bu düşünceler, bu enerji, bu fikirler sizin o milyarlarca, trilyonlarca, 60 trilyon demiştik hücre, 60 trilyon hücreye yayılır o düşünceler. Her hücrenize o stres gider. Her hücrenize o gerginlik gider. Her hücrenize o kaygı gider, stres gider. E ne gerek var? Sonra da o strese işte yok kalp krizi geçirirsiniz, yok midenizde ülser olur, yok işte beyninize beyin kanaması olur. Bu böyledir. Stres. Tartışmak diyorum ya, kimseyi ikna edemezsiniz. Gerek yok. Tarzı değiştirin. Bakın tartışmayın. Konuşun. Ben hep böyle bir slogan yaptım. Kimseyle tartışmayın arkadaşlar. Sadece mesela eşinizle konuşuyorsunuz. Konuşun, evet konuşun. Tartışmayın. Yani hemen çünkü tartışma deyince hemen karşı taraf savunmaya geçer. Sen de kendi gardını alırsın ve başlarsın. Sen ona iki tane, o sana iki tane. Bu tartışma büyüdükçe, o kavga büyüdükçe bu şey de o şeyler de sertleşir. O hareketler, kelimeler, vurgular. Anlatabiliyor muyum? Artık daha hani derler ya bel altına vurmak. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki birbirinize öyle kelimeler kullanırsınız ki sonra birbirinizin yüzüne bakmaya utanırsınız. E ne oldu? Neyi çözdü? Hiçbir şey. Hiçbir şey çözülmüyor. Konuşun. Deyin ki ya vallahi böyle bir bu konuda benim düşüncem bu. O da diyebilir ki ya ben de böyle düşünüyorum. Tamam saygı duyuyorum ama ben böyle düşünüyorum. İstersen benim düşüncemi de göz ardı etme dersen inanın karşıdaki kişiyi ikna etme şansınız daha artar. Evet. Bakın konuşarak daha iyi ikna edebilirsiniz. Bakın tartışmayın. Bu kelimeyi sevmiyorum. Kavga etmek, tartışmak bunları zaten bırakın yani. Konuşun. Yani insanları konuşarak ikna edebilirsiniz. Bak, okey. Öyle ikna edebilirsiniz. Ama karşıdaki kişi, bakın şöyle söyleyeyim. Siz bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Tartıştığınız zaman diğer kişi bir kalkan, koruma kalkanının arkasına gizlenir ve sizin artık anlattığınız şeyleri duymaz.
O karşıya geçmez. Biliyor musunuz? O sizin anlattıklarınız artık. Çünkü kalkanı vardır. Bu sizin aslında bir duvar örmüştür. Siz ne anlatırsanız anlatın. Ne kadar güzel şeyler söylerseniz söyleyin. Ne kadar doğru şeyler söylerseniz söyleyin. O kişinin kafasına gitmez. Çünkü aranızda bir duvar olmuşlardır. Çünkü siz tartışıyorsunuz. Tartışmayın. Bunun yerine konuşursanız o duvar kalkmayacak ya şimdi. Hani tansiyon yükselmedi, duvar da kalkmadı. Sizin anlattıklarınızı daha iyi anlar. Daha rahat dinler. Sakin olun. Konuşurken sakin olun. Tartışacağınız zaman kendinizi frenleyin ve duygularınızı, düşüncelerinizin farkında olun. Onun için diyoruz biz, bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Mükemmel biz, kendinin farkında olan insandır. Bilinçaltının, bilincinin ve kendi ruhunun ortak bir kombinasyonuyla farkındalığı maksimumdur. Dolayısıyla bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz, tartışmıyoruz. Hoşçakalın.